yaptığımız işlem vatandaşın hizmet noktasında yapılan doğal bir işlem. Keşke 11'de yıkamak zorunda kalmayıp da normal prosedürle senin o hizmetini yapılabilseydi, yapabilseydi yani. Teşekkür ederim. Sen bizi ikaz etmiş oldun. Biz de eksik olan bir şeyi tamamlamış olduk. Tabii ben bu gözle bakıyorum. Sağ olasın başkanım. Ben bu gözle bakıyorum. Yani. Yok canım, ne olacak? Makamlar nefsi gelip geçici. İnsan ölümlü. Aynen. Önemli olan bir gönüle girmek. Bir gönüle girmek. Bir insanı güldürebilmek. Onun yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek. Zonguldak'ta çok büyük projeleri yapabilmek zaten mümkün değil. Değil. Ne yapacağız yani? Altı şeritli yol mu yapacağız? Havaalanı mı yapacağız? Osmanlı Köprüsü mü yapacağız? Transatlantiklerin girdiği liman mı yapacağız? Yat limanı mı yapacağız? Ne yapacağız kardeşim? Hangisini yapacağız? Hiçbirini yapamayacağız. Aynen. Ama ne yapacağız? Ahlak ve faziletle hareket edip grup imkanlarını vatandaşın eşit faydalanması üzere bir adalet, bir hukuk koyacağız. Herkes kendini iyi hissedecek. Herkese dokunacağız. İnsanların yüzünü güldüreceğiz. Bu insanların ölüsüne sahip olacağız ki dirisine hizmet edebilirim. Aynen öyle başkanım. İnsanın gönlüne gireceğiz. Gönlüne gireceğiz. Yolu, asfaltı, temizliği, çöpü, betonu, parkeyi, bunları saymıyorum. Bunlar yakışık almayan sözler olur. Belediyenin görevi başkanım. Bunlar zaten başkanım evet. Ya. Her belediyenin, her belediye başkanının yapması gereken asli vazifelerdir. Hiç kimse ben asfalt döktüm diyemez. Aynen diyemez. Öyle. Ahmet amca, Ayşe teyzem asfalt dökecek. Tabii ki kurum yapacak. Ama biz ne yapacağız? Öğrencilerimizin yüzünü güldüreceğiz. Yaşlılarımıza evde bakım yapacağız. Onların temizlik ihtiyaçlarını ayda bir kere olsun karşılayacağız. Camiler bizim kutsalımız, ibadethanelerimiz. Talep olmadan otomatikten gidip bunları temizleyeceğiz. İnsanlarımız temiz mekanlarda ibadetlerini yerine getirsin. Kaliteli su vereceğiz. Ucuz hizmetler ve vatandaşın ihtiyacını karşılayacağız. Mezarlıklarımız pırıl pırıl olacak. Belediye hizmetlerinin maliyetlerini düşüreceğiz. Herkesi ahlak çizgisinde eşit, adaletli davranmaya dahil edeceğiz. İnsanlar kendilerini mutlu hissedecek. Bu şehirde hiç kimse benim kimsem yok mu demeyecek. Bu kadar basit. Yapacağımız bunlar. Ha bunun yanında tabii ihtiyaç olan birkaç tane dalçık projem var, batçık projem var. Onu yapacağız. Bir özel hizmet karavanı oluşturacağız. Vatandaşların soğuk havalarda defin işlemlerinde sıcak bir şeyini ikram edelim. Yazın serin bir şey ikram edelim. Yani cenaze hizmetleri üst seviyeye çıkaracağız. Bir takım projeler var. Bunları ilerleyen zamanlarda hepsini paylaşacağız. Anlaşıldı. İşimiz hani AK Parti diyor ya gönül belediyeciliği. Ben diyorum ki sanki benden çalmışlar. Yani gönül belediyeciliği. İnsanı mutlu edeceğiz kardeşim. Her şey bulunur. Defa ve oy mutluluk etme duygusunu bulamazsın kardeşim. Doğru, o kadar basit. Çok doğru söylüyorsun. Belediye Kültür Merkezi var şimdi BKM. Dediğim gibi değil. Orayı gerçekten bir kültür merkezi ve konservatuar yapacağız. Neden? Benim çocuğuma ben müzik öğretmeni bulamıyorum. Piyano hocası bulamıyorum. Benim gibi kim bilir kaç tane insan var. Yani ne yapayım ben kardeşim? Ankara'ya mı taşınayım yani? İstanbul'a mı taşınayım? Konya'ya mı gideyim? Hizmeti insanın ayağına getireceğiz kardeşim. Artık bu.